Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Fatır Suresi 15-23. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, entümül fukara ilallah, siz Allah'a karşı fakirsiniz. Vallahu huvel ganiyyül hamid, Allah ise ganidir, hamittir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Siz hamd etseniz de etmeseniz de hamde layık olandır. Ayet-i kerime gerçekten çok dikkat çekici bir üslupla bütün insanların fukara olduğunu bildiriyor. Ey insanlar, hepiniz fukarasınız. Buradaki fakirlik Allah'a karşı muhtaç olmak anlamında. Yani ben Allah'a muhtaç değilim diyebilecek tek bir kimse gösterilemez. Yani diyenler çıkabilir de, ama aklı selimle düşündüğümüzde her varlık hem varlığında hem hayatının devam ve bekasında Allah'a muhtaçtır. Böyle olunca yani bizler bir zamanlar yoktuk, yaratılmamız itibariyle Allah'a muhtacız. Öte yandan ana rahmindeyken göbekten beslendik ve annemizin bundan haberi bile yoktu. Allah'ın gönderdiği rızka muhtacız. Allah'ın yerleştireceği azalara muhtacız. Anne babamız bizim resmimizi bile çizemez. Nerede kaldı ana rahminde bize şekil verebilsinler. Bu manada baktığımızda her insan hem yaratılışında hem de hayatının devam ve bekasında Allah-u Teala'ya daima muhtaçtır. Şu anda havayı teneffüs ediyoruz ve havayı teneffüs ettiğimiz zaman içimize oksijen giriyor, kanımızı temizliyor, çıkarken karbondioksit haline geliyor. İşte havayı alabilmek bir nimettir. Öte yandan havayı verebilmek yine o da başka bir nimettir. Öte yandan havayı alabilmemiz için havanın var olması lazım. Bizde ağız, damaklar, ta ciğere doğru o boru, ciğerlerin varlığı gibi bunlar lazım. Ve havanın temiz olması, bizim ihtiyacımıza göre yaratılmış olması gerekir. Bu noktada zengin fakir arasında fark yok. Yani herkes Allah'ın yarattığı havaya muhtaçtır. Daha bunun gibi rızık olarak bize ne geliyorsa hiç kimse bu rızkı kendisi yaratıyor değil. Demek ki rızık noktasında da insanlar Allah'a muhtaç, Allah'ın göndereceği rızka muhtaç. Allah-u Teala ise gani, yani o gerçek anlamda zengin. O hiçbir şeye muhtaç değil. Yaratmış olduğu varlıklara muhtaç olması elbette düşünülemez. Yaratmış olduğu varlıkların ibadetine muhtaç olması yine düşünülemez. Demek ki Allah-u Teala hem yaratan hem rızıklandıran ve bütün mahlukatın ihtiyaçlarını gören. İnsanlar Allah-u Teala'yı biliyor, hamd ediyor. İşte bu noktada Allah onların hamdine layık olandır. Ama pek çok insan da bilmiyor, tanımıyor veya ilgilenmiyor. Kendisi başka şeyler peşinde. İnsanlar ibadet etsin etmesin, hamd etsin etmesin, Allah zatında mabuttur. Allah zatında hamde layık olandır. İn yeşe yüzhibküm, eğer Allah dilerse sizi ortadan kaldırır ve ye'ti bi halgın cedid, ve yeni varlıkları yaratır. Yani dilerse tümüyle sizi vücut sahasından siler, aleminizi ortadan kaldırır. Bunun yerine yeni alemleri de yaratır. Ve mâ zâlike alallâhi bi aziz, bu Allah'a zor değildir. Ve yarattıklarını silmek, onun yerine yenilerini yaratmak Allah'a zor değildir. Ve bu noktada Allah'a haşa bir zahmet, bir sıkıntı da söz konusu değildir. Mesela bir öğretmen diyelim ki tahtayı çok güzel yazılarla doldurdu. Ardından bunları siler, yeni manaları yine yeni bir yazıyla ifade eder. İşte onları silmek ona zor değildir. Yenilerini yazmak yine zor değildir. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala'nın varlıkları yaratması,
yarattıklarını vücut sahasından silmesi, yerine yenilerini getirmesi ona asla zor değildir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yani her koyun kendi bacağından asılır. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Böyle olunca birisinin hatasından dolayı onun yakınları, onun akrabaları suçlanamaz. Görevde ihmalleri olmuşsa o ayrı mesele. Ama normal şartlar altında herkes kendi yaptığı amelin karşılığını görür ve onun suçundan dolayı başkasına ceza verilmez. Ve in ted'u miskaletun ila hamliha ağır yükler olan bir kimse, günahlar olan bir kimse bazıları bunları kaldırsın diye çağırmış olsa bile la yuhmel minhu şey'un ondan hiçbir şey yüklenmez. Ve lev kâne zâ gurbe yakını da olsa. Yani bir kimse çok yakını olan bir kimsenin bir kısım günahlarını ben yükleneyim dese böyle bir şey söz konusu değildir. Herkes kendi yaptığı günahın karşılığını, bedelini görecektir. İnnemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gayb. Ey peygamber, sen ancak Rablerinden gıyaben korkan kimseleri uyarabilirsin. Yani Allah'ı görmediği halde Allah'a iman edenler senin bu uyarılarından ibret alırlar ve istifade ederler. Senin uyarıların bunlara fayda verir. Ama bir kısım insanlar var ki ben Allah'ı görmüyorum, haşa öyleyse Allah yoktur gibi bir neticeye varıyor. Bu gibi kimselere velev peygamber de anlatsa peygamberin sözüne de kulak vermezler. Nitekim Ebu Cehil gibiler peygamberimizi dinledi ama iman etmediler. Veya Firavun ve yanındakiler Hazreti Musa'yı dinledi ama ekseriyetle bunların çoğu yine iman etmedi. Demek ki iman edenler işte gıyaben görmedikleri halde Allah'a inanan kimseler peygamberin davetinden istifade ediyor. Ama eğer gıyaben bir imanı söz konusu olmamışsa velev peygamberi de duysa istifade edemiyor. Ve akamus salate ve onlar namazı ikame ederler. Yani dosdoğru bir şekilde namazı kılarlar. Ve men tezekke fe innemen yetezekke li nefsi. Her kim nefsini arıtırsa kendisi için bunu yapmış olur. Yani her kim günahlardan kendini uzak tutarsa, nefsini pisliklerden, manevi kirlerden temizlerse bunun faydası kendisinedir. O bundan fevkalade istifade edecektir. Ham petrol ilk çıktığında siyah bir görüntüde ve kokusu da gayet pis bir şekildeymiş. Ama bu rafine ediliyor ve rafine edildikten sonra bundan fevkalade istifade ediliyor. Ve o eski pis kokuda artık onda olmuyor. İşte normal şartlar altında insanın nefsi her türlü günaha meyillidir ve her türlü günahı işleyebilecek durumdadır. Ama bir kimse nefis terbiyesi yapmak suretiyle kendini ıslah etmiş olur, günahlardan arıtmış olur ve bunun neticesinde ondaki nefis, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi mutmainne gibi isimlerle anılan nefsin ileri müsbet mertebelerine doğru ilerleyebilir. Bir kimse bunu yaptığında bunun faydası kendisinedir ve elbette bunun mükafatını görecektir. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır. Yani herkes neticede Allah'a varacak ve Allah'ın huzurunda yaptıklarından, yapmadıklarından bir hesaba çekilecek. Yani yapmadıklarından derken ihmal ettiği şeylerden hesaba çekilecek. Yaptıkları da neden dolayı yaptı, niçin yaptı, nasıl yaptı bunların hesabını verecek. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Kör ile gören bir değildir. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ Karanlıklar ile nur da bir değildir. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ Gölge ile hararet de bir değildir. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَى وَالْاَمْوَاتِ Ölüler ve diriler
bir olamaz. İnna Allah yusmi'u men yeşâ. Şüphesiz ki Allah dilediğine duyurur. Ve mâ ente bi müsmu'in men fil gubur. Ey peygamber, sen kabirde olanlara duyuracak değilsin. Ayet-i kerimede mümin ile kafir bir takım özellikleriyle nazara verildi. Bunlardan bir tanesi kör ve gören kimse. Elbette kör ve gören kimse aynı değildir. İşte kafir olan bir insan gerçekleri görmeyen bir kördür. Bundan dolayı o şu dünya hayatında Rabbini görmez. İşte görmediğinden dolayı inkar cihetine gider. Ama Allah-u Teala gözle görülmeme gerekçesiyle inkar edilecek değildir. Çünkü gözle görmediğimiz o kadar şeyler var ki Allah-u Teala'yı da doğrudan gözle görmüyoruz. Ama olan birisi çevresini görmüyor diye inkar etse çevresi yok olacak değildir. Çevre var. Renkleri görmüyor diye renkler yok dese kendi divaneliğini, körlüğünü ortaya koymuş olur. İşte bir kısım insanların Allah'ı kabul etmemesi haşa Allah'ı yok etmez. Allah vardır ama bu kimseler Allah'ı görmemekte, yani ona inanmamaktadır. Allah'a inanan bir kimse ise basir, yani gören, basiret sahibi bir kimsedir. Çünkü işte bir fiil failsiz olmaz, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz. İnsan bunları böyle düşündüğü zaman elbette bu alemin yaratıcısı var, idare edeni var ve her şeyin dizgini onun elinde ve her şey onun emriyle halledilir. İnsan bu manaları o zaman anlayabiliyor. Öte yandan karanlıklar ile nur da bir değildir. Kafir pek çok karanlıklar içerisindedir. Nur suresinde anlatıldığı üzere adeta denizin her tarafı böyle karanlık bir gecede, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplı vaziyette, gökyüzünde tek bir ışık yok ve deniz üst üste dalgalarla dolu vaziyette. Hatta insan öyle bir haldeyken kendi böyle elini çıkarsa, parmağını çıkarsa kendi elini parmağını göremeyecek bir durumda. İşte kafirin iç dünyası böyle karanlıklarla dolu. Önünü göremiyor. İstikbal ona karanlık geliyor. Eski zamana baktığı zaman eski zaman yine ona karanlık görülüyor. Bütün ecdadının, bütün insanlığın büyük bir kabri şeklinde görülüyor. Bundan dolayı da hem geçmiş hem de gelecek onun nazarında karanlıklarla dopdolu. Öte yandan aleme baktığında alemde kendini başıboş görüyor, sahipsiz görüyor. Alemi idare eden bir zat var. Bunu bilmediğinden yine iç dünyasında karanlıklar içerisinde kalıyor. Bu açıdan baktığımızda kafir gerçekten pek çok karanlıkların içerisinde ve iç içe karanlıklarla karşı karşıya. Mümin ise aydınlanmış insandır. Mümin iman nuruyla kendine bakıyor, kendinin manasını öğreniyor. Ben alemlerin Rabbinin muhatabıyım. Ben yeryüzünün halifesiyim. Ben muhatab-ı ilahiyim. Ben işte bir ahiret yolcusuyum. Ben büyük emanetin taşıyıcısıyım gibi bu manaları böyle görüyor, iman nuruyla görüyor. Böylece hem insanın kıymeti açığa çıkıyor, hem dünya nurlanıyor, hem geçmiş zaman hem gelecek zaman aydınlanıyor ve böylece o insan gerçekten nurani bir hava içerisinde bulunuyor, istifade ediyor. Kur'an-ı Kerim yine bir başka misal verdi. Gölge ile hararet de bir değildir. Özellikle yaz mevsimini düşündüğümüzde diyelim 50 derece kavurucu bir sıcak. O 50 derece kavurucu bir sıcakta bulunmak var. Bir de bir gölgede gölgelenmek var. Elbette bunlar bir değil. İşte kafir iç dünyasında adeta bir çöl iklimi yaşamaktadır. Onun iç dünyası gerçekten
acınacak bir durumdadır. Ama mümin ise la havfun aleyhim ve la hum yahzenun sırrına masardır. Başkalarının korktuğu yerde o korkmaz. Başkalarının üzüldüğü yerde o üzülmez ve gerçekten çok rahat bir şekilde hayatını devam ettirir. Nasıl ki denizin dalgaları her ne kadar böyle ard arda gelse de bir insan gemisine binmiş, dalgaları aşağı aşağı yoluna devam ediyor. Bir mümin de şu hayat denizinde ne kadar dalgalar üzerine de gelse Allah'a tevekkülle, Allah'a teslimiyetle Allah'ın izniyle o dalgaları aşar geçer ve sahili selamet olan Darüsselam'a kadar ulaşır. Dünyada da rahat eder, ahirette de rahat eder. Ve ayetin devamında hayatta olanlarla ölü olanlar bir değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesela bir yakınımız vefat ettiğinde ondan öyle bir şey ayrılıyor ki ruh cevheri. O cevher ayrıldıktan sonra artık onun simasında eski güzellik kalmıyor. Ve insan diyelim en yakınıyla, vefat eden en yakınıyla 3-5 gün aynı yerde bulunmayı herhalde istemez. Normalde bu garip de değildir. Vefat edenler bir an önce kabre bırakılırlar. İşte ölüyle diri arasında aşılmaz bir mesafe var. Hayat ona bir sevimlilik getiriyor. Hayat ona hareket getiriyor. Elbette ölü ve diri bir değildir. İşte mümin manen diridir. Onun kalbi hayattardır. Manevi hayat yönüyle. Daha böyle diğer özellikleri yönüyle o yine hareketlidir, faaldir. Kafir olan kimse ise adeta ölü durumundadır. Ayakta gezen bir cenaze. Akıl çalışmıyor, kalp çalışmıyor ve fonksiyonlarını icra etmiyorlar. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ. Allah dilediğine duyurur. Yani buna ehil olan, layık olan kimse bu ilahi hitaba muhatap olur ve bu gerçekleri duyar, öğrenir. Ve mâ ente bi müsmi'in men fil gubur. Ey peygamber veya ey Kur'an'ı tebliğ edenler, ey bu hakikate muhatap olanlar, sen kabirde olanlara bir şey duyuramazsın. Yani daha ölmeden mezara girmişse, manen ölü vaziyetteyse, velev peygamber de onu anlatsa, o kimse bir şey duyamaz. İn ente illa nezir, sen ancak bir uyarıcısın. Bu peygamberimize bakan yönüyle peygamberimizin görevini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz illa insanlara kabul ettirmekle mükellef değil. O vazifesini yapar, vazife-i ilahiyeye karışmaz. Peygamber davetçisi olan kimseler de, yani peygamber varisi olan, o yolun yolcusu olan kimseler illa başkalarına kabul ettirmekle mükellef değillerdir. Ama tebliğ etmekle mükelleftirler. Nitekim Allah-u Teala peygamberimize ya eyyüher rasul belliğ mâ unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et buyuruyor. Ama herkese kabul ettir demiyor. Hatta kabul ettirmek senin görevin değildir. Bu mealde ayeti kerimeler var. İşte günümüzde de Allah'ın dinini öğrenen, başkalarına da tebliğ etme durumunda olanlar bunu bilmeli ve illa kabul ettirmekle mükellef olmadıklarını anlamalı, vazifelerini yapmalı, Allah'ın vazifesine karışmamalı. Cenab-ı Hak bizleri daima hidayet üzere eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.